Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Slovakya, S-300'lerimizi Ukrayna'ya gönderdik. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülke basınında Slovakya'nın Kiev'e S-300 hava savunma sistemi gönderdiğine ilişkin haberleri doğruladı. Slovakya'nın Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi verdiğini doğrulamak isterim, ifadesini kullanan Heger, Ukrayna halkı hem ülkesinin egemenliğini hem de bizleri cesurca savunuyor, Rusya'nın saldırıları altında can kayıplarına karşı kayıtsız kalmamak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir, değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söylemiş, bunun için savaş uçaklarına ve hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Hatta Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne yaptığı konuşmada direkt olarak, S-300'lere ihtiyacımız var, demişti. Zelenski'nin çağrısı sonrası gözler Bulgaristan, Slovakya ve Yunanistan'a çevrilmişti. Zira bu üç ülkenin de elinde Sovyetler döneminden kalma S-300'ler bulunuyor. Yunanistan jet hızıyla yaptığı açıklamayla Ukrayna'ya S-300 tedarinin kapısını kapatırken, Bulgaristan sessiz kalmayı tercih etmişti, ancak Slovakya, geçtiğimiz günlerde Amerikan patriotlarının ülkesine konuşlanmasından sonra, elindeki S-300 bataryalarını Kiev'e sevk etmeye karar verdi. S-300 meselesinin konuşulmaya başlanmasının ardından, o dönem Amerikan basını, Türkiye'nin elindeki S-400'leri de gündeme getirerek, S-400'leri verin, F-35'leri alın, manası çıkan haberleri pompalamaya başlamıştı. Ancak Türkiye, S-400 defteri kapanmıştır, diyerek, söz konusu tedarin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Brüksel'den yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan medyasında çıkan Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya versin, F-35'leri alsın önerisine, her şeyden önce S-400 konusunda nasıl en başta, bizim için bu iş kapanmıştır, dediysek. Bugün de biz aynı noktadayız. Bu konu bizim için kapanmıştır, bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır, bu bitmiştir, diye cevap vermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.